Hatta şu anda böyle ön eleme maçına bağlayalım bence yavaştan. Sen bir de Yanko ile ilgili fikirlerini tabi söyle. Hı hı. Ee, ön eleme maçı, şampiyon ligine katılma. Ya katılmama. Çok büyük mesele Fenerbahçe için şu anda. Aslında bir ayı var değil mi? Sıksan bir ayı var yani. Doğru Şöyle doğru. Bir, doğru, tabii. Falan. Ne düşünüyorsun Yanko Oto? Hani çok yetenekli bir önceki City'nin zaten e, oyuncusu. E, ne düşünüyorsun? Bekler yapılması gerekiyor mu transfer? Şampiyon ligi önelemesi ne kadar değerli, ne kadar önemli? Neler düşünüyorsun? Ya e, Aliyeci şimdi şöyle e, aslında meşakkatli bir yola giriyor Fenerbahçe. Sezonu daha henüz yeni bitmişken bir de biliyorsun milli maçlar ve arkasından o milli takıma giden oyuncuların da daha da kısa belki de ekstra mutlaka kendilerine bir süre verilecektir ama e, ligi en erken sezonu en erken aşacak olan takımlardan birisi, hatta birincisi Fenerbahçe. Şimdi e, Midland veya da Dinamo Kiev ikisinden birisiyle e, sonuçta biz bu yayını gerçekleştirdiğimizi ikisi muhtemel. Belki yayının sonrasında iki tane takımın birisi Fenerbahçe'nin rakibi ol olacak zaten. E, Avrupa bir geniş kadro oluşturma açısından Olmazsa olmaz. Çünkü Ligi erken açan takımlar bizim ligimizde maalesef beraber yürüttükleri bu yolu çok sancılı bir şekilde yürütüyorlar. İkisinden bir tanesi muhakkak ki bir kırılma yaşıyor. Yani Galatasaray mesela Avrupa'da iyi giderken ligde çok kötü bir performans ortaya koydu. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü bir performans ortaya koyarken ligde bu yansıdı. Hatta hoca değişimi söz konusu oldu. Trabzonspor belki Avrupa'da yoktu ama Roma'ya elendikten sonra Roma gibi bir takıma elenip de Abdullah Avcı böyle bir krediye sahip oldu bir nevi. Hani öyle ikinci, üçüncü, dördüncü vasat bir takıma elenmedi Trabzonspor. Ve tek başına sadece ligde diğer rakiplerine göre devam etmesi bence Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda da kısmen de olsa avantaj da sağladı. Fenerbahçe kez aynı şekilde Avrupa'yı ligle beraber götürmeye çalıştı. Başarılı olamadı. Bunu biz başaramıyoruz abi. Yani önceden belki kısmen başarıyordu bizim takımlarımız. Hem ligi hem de Avrupa'yı beraber götürebiliyorlardı. Ama son yıllarda bunu gerçekleştirebilmeleri pek mümkün değil. Bu bakımdan nereye geleceğim? Şimdi geçen sene Vitor Pereira'nın bir basın toplantısında yaptığı bir açıklama vardı. Dedi ki başkanımız yani kulüp yönetimi Avrupa'ya değil lige daha fazla önem veriyor. Yani aslında Ali Bey içinde, Fenerbahçe camiası içinde şampiyonluk her şeyden çok daha kıymetli. Tabii ki yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe hedefi küçültmeli Şampiyonlar Ligi'nde olsa da olur, olmasa da olur böyle bir e, yorumum yok. Jorge Jesus Şampiyonlar Ligi adamın göbek adı Sonuçta Avrupa her zaman onun için bir vitrindir. Yani başka bir teknik adamdan bahsetmiyoruz. Jorge Jesus oralarda hep kendini göstermiş olan ve hatta başarılı olmuş final görmüş olan bir teknik adamdır. Şimdi bunları göz önüne aldığımızda e, Vitor Pereira'ya sizin telkinde bulunmanız Jorge Jesus'a bulunmanızı pek mümkün kılmayabilir anlatabiliyor muyum? Onun da mutlaka düşüncesi bu elemeleri geçip Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmektir. Ama bunun olmaması durumunda yani elenmesi durumunda da Jorge Jesus için bir başarısızlık addedilmez benim nezdimde. Çoğu yazar, çoğu yorumcu bunu eleştirebilir. Biz e, önümüzde bir ay var oynayabilecekleri maç itibariyle Temmuz'un 19-20'sinde Fenerbahçe başlar oynayacak. Geniş bir kadro oluşturulması bence ancak Avrupa defterinin ne olacağı tam olarak şekillendikten sonra olur. Kuta ismini o yüzden zaten geleceğim. Şimdi Braga'da kiralıktı. 17 ya, yaşındayken, evet. E, evet e, Brezilya'nın 17 yaşın e, milli takımında forma giydiğinde çok başarılı bir performans ortaya koydu. Yanlışım varsa düzelt. City de herhalde Haziran'ın sonuna kadar Onunla ilgili Guardiola nezdinde kararını verecek henüz daha City'den tekrar başka bir takıma geçiş yapacak mı, yapmayacak mı, yine kiralanacak mı? Çünkü City genel olarak aslında transferlerini yapar. Guardiola'nın talimatları ile birlikte fakat değerlendiremeyeceği oyuncuları biraz daha kıymetlendirmek, biraz daha aslında City'ye uygun hale getirmek için kiralar. Fakat hala eğer o performansa ulaşamamışsa daha sonra zaten yollar ayrılır. Bu kiralık veyahut da bonservis karşılığında. Ee, oyuncu ile ilgili kararın ne olacağını bilmiyorum ama Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Bak ne Osa'yı gerçek bir sağ ne Ferdi gerçek bir sol bek. Sonuçta ikisi de aslında devşirme. Kendi ideal e, mevkileri değil. Bugün Ferdi milli takımı da sol bek oldu. o Türk milli takımı olsa belki o Türk milli takımı da, da bek olarak da oynayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar iyi performans ortaya koydular. Jesus'un kafasında bu ideal midir? Bunu şu an için kestirebilmem pek mümkün olmadığı için bu transferle ilgili olarak da e, bence çok da öncelik olmamalı diye düşünüyorum. Yani açıkça söylemek ben gerekirse. Ben de sana katılıyorum. O yüzden sana yönlendirmek istedim. Evet. Şu, yani şampiyonluğu önlemesi. Ama şöyle bir şey var. Bu tip oyuncularla kulüplerimizin ilgilenmeye başlaması Önemli. Bu, e, evet. Bu vizyonu yeni bir vizyon diyelim. Yani genç taraftarlarının da ağırlığını koyması bu güzel bir şey. Eskiden çünkü ben çok sıkılıyordum o saçma sapan. da oynatıyorsunuz. Ulan Darwin Nunez'i alıyorduk işte oyunda ne oldu? Heh. Ya böyle 100 tane oyuncu sayarım şimdi. Ya arada bir Maxim Tizigalko falan çıktı diye ben ne yapayım? Şimdi şu ön ile ilgili e, rahmetli anmışken biliyorsun e, e, efsane ama sadece Championship Manager efsanesi ki böyle Temur Temurhan'dı değil mi? Bak onda yedek forvet yapıyordum Türkiye ilgili. <laughs> Har harikaydı yani. Neyse. Gerçeğe dönersek Galler Ukrayna maçını izlerken Dinamo Kievli oyuncuları tabii şöyle gözleştirdim. Yani ben tabii savaşın savaştan mağduru bir ülke. Bunun bir duygusallığı var. E, evet, ama çok iyi oynadılar. Eee yalnız yani o şey ekip, Dinamo Kiev ekibi yani işte ve eski Fenerbahçe'ye de gelen sahabek hatırlarsın e, ee, Dik Advokat döneminde. İşte kaleci an. Zabarni. Zaten Mikolenko Kiev'den Everton'a gitmişti falan. Ya e, bir de şey var. Çiganov var değil mi? Tabii sola çık oynuyor. Oyundan aldı falan. Ya onlar böyle ekstra tabii e, etkilendiler. Bu Dünya Akbası playoff'unda biliyorsun. Galler Aa, bir tane pozisyon. Gerrit Bale bir işte vurdu. %51 şans. Bak yüzde %49 Gerrit Bale diyelim. %51 şans. Çok talihsiz bir gol yediler Yermolenko. Zaten bir önceki maçı da mecburen izledim. Dünya Kupası playoff yarı finalinde İskoçya ile oynadıkları için ya bir kez daha sabırlar diliyorum gerçekten ya. Şu İskoç stoperlerin yaşattığı sıkıntı o halka yemin ediyorum ya ben sana söyleyeyim mi? İngiltere kraliçesi yaşatmamıştır ya bu kadar. Neyse konuya dönüyorum sap, e, dağıtmadan. Uzattık ya bu, evet. Mesela şimdi Dinamo Kiev ile oynama konusunda tabii ki herkes duygusal olarak savaş mağduru olan Ukrayna Ukraynalı insanlara üzülüyor. Burada işini yapmayan UEFA başka bir şey değil. Ben sana söyleyeyim. Ya çünkü adamlar maç yapamıyor, bilmem ne yani milli takımda da görüyoruz. İşte öyle bir şeyler yan yollardan dönmeler falan filan. Yani bunlar zaten bu UEFA'nın yani güç sahipleri ne ki UEFA ne olsun. Değil mi? Öyle bakıyoruz. Yani ben şaşırmıyorum buna. New ters bence. Ters yani. Oyuncu kaybedebilirler. Zaten onların parolası şu, bizden oyuncu alınmıyorsa. Bizden oyuncu transfer etmiyorsa bizden daha zengin kulüpler. Biz çok başarısızız bu sezon diye bakıyor Midjiland kulübü. Sen Mitiland diye okuyorsun galiba. Ben bilmiyorum ben, ben, İngiliz ben midi... Spiker Midjiland dedi Ben hep öyle. İngiliz Spiker ne derse ben öyle öğreniyorum. Kalıyor. Bazıları yanlış öğreniyorum yani. Ama yapacak bir şey yok yani. Ha Midland ha Midjiland. Pro problem değil yani. Fark etmez. Önemli değil. Onlar öyle bakıyor. Yani biz eğer. Bizden oyuncularımızı istemiyorlarsa, bu sene biz iyi satış yapmadıysak biz başarısız abi diye bakıyor adamların bakış açısı o. Freiburg'u örnek alıyorlar o konuda biliyorsun onlar. Bizden Bayern Münih, işte Dortmund, işte Leverkusen falan oyuncu istemiyorsa biz başarısız demektir diyor o strike hoca. Şimdi e, o açıdan bakarsak bu daha tabii genç takım. Bir arada oynamayı bilen takım. Oturmuş bir takım. Hep aynı oyun felsefesiyle oynayan bir takım ve ters bir takım. Mesela ilk çıktığı yıllarda mesela Villarreal böyle daha ünlü, daha önce şampiyon gruplarında yer almış, UEFA gruplarında yer almış bir takım eliyor. Hemen ona vay şok yenilgi falan artık şok değil. Yani bunu çok iyi analiz etmek gerekiyor. Ee, Slavia Prag şimdi İsmail Hoca ben hakkını verdim özellikle ligde. Lakin İsmail Hoca bu arada vedası da çok iyiydi. Fenerbahçe yönetimini, Fenerbahçe taraftarlarını tebrik ediyorum. Bravo. Örnek alınması gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel bir veda şekli. Yani böyle Duygusallığı yerinde. Böyle arabesk duygu sömürüsü değil yani. Tamam mı? Adamı böyle rencide edecek şekilde de hakikaten hakkını vererek. Şimdi şunu da söyleyeyim ama mesela Slavya pırak maçı. Ben hocadan daha iyisini beklerdim İsmail Hoca'dan. Şimdi hı hı. bütün sezon konuştuk ettik. O dönem hani yeni gelmişti falan ama hoca dedi ki çok iyi analiz ettik dedi. Çok iyi analiz ettik. Hiç analiz yani etseniz de pratikte analiz bir işe yaramadı. Şimdi bu açıdan hani Micinan daha zor çözmesi bir takım. Onu söyleyeyim. Demek daha ünlü takım, daha güçlü takım. Maalesef savaş mağdurular. UEFA'nın garipliği zaten şu takımlara bir türlü hani Rusya, Ukrayna adını bir tam koyamaması. Yıllardır zaten biliyorsun. Biliyorsun abi şu şampiyon ligi ön elemelerinde yıllardır Rusya, Ukrayna bu aslında Kırım işgalinden beri. Yani Kırım'ı ilhakından beri Rusya'nın. E, ulan biz oynuyoruz devam mı? Yani hani şey var ya böyle orada ne olsa bizi etkiliyor diyorlar ya. Futbolda gerçekten etkiliyor. Bir türlü ya o çıkıyor o çıkıyor. Niye? Çünkü ikiz birbirine çıkmıyor aynı seviyeyiz biz. Hani yakınız. Şu anda maalesef biraz daha geride kaldık ama ya geçmek için de onları yenmemiz gerekiyor zaten. Bu kaçınılmaz yani. Başka türlü olacak bir iş değil bu. Yani orada hep bize çıkıyor. Bizim kulüplere çıkıyor. Bizim takımlara çıkıyor. İşte Beşiktaş'a işte Dinamo Kiev çıkıyor. Fenerbahçe oynaleme Şaklar Dönes çıkıyor. Çıkıyor da çıkıyor bunlar. Ya da Rusya takımları çıkıyor işte. Burada bir yerde artık başlamamız gerekiyor. Yani evet Dinamo Kiev daha güçlü olabilir. Ama kışın oynamıyorsun abi bir kere. Bak kışın oynamıyorsun bir. Maalesef savaş dolayısıyla tam olarak çalışamıyorlar. Yani insani bir dram onlarınki. Çok hakikaten üzülüyor herkes. Biz de üzülüyoruz. Yani gereken zaten insani desteği de veriyor halkımız. Ee, savaş mağduru Ukraynalılara. O ayrı. O UEFA yani sokuyor bunları hala bu halde. O zaman hani geçip eleyebilirsin. Yapacak bir şey yok yani. Galler eledi işte Ukrayna'yı. İnan üzülmüştür Galler'de. Hani Dünya Kupası'na da gidemiyorlar. Keşke İngiltere'yi eleseydik falan. Zaten İngiltereyle aynı gruba gidiyorlar. Yani bir de Ukrayna'lısın, İngiltereyle aynı gruba gidiyorsun. Biliyorsun, öyle bir şey de var. Önceden belli. Yani o açıdan ben bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani Dinamo Kiev, mi Mitiland mı, mi mı artık? Hangisi ise? Ya e, şimdi e, Aliç'e dediğin gibi aslında Dinamo Kiev e, sonuçta Luceşco ile beraber e, hoca biliyorsun Shakhtar e, hegemonyasını kurdu. Gittikten sonra. Sonra Dinamo Kiev gitti, Dinamo Kiev şampiyon yaptı. Yani e, çok iyi bir takımı var. Çok iyi bir takım oluşturdu. Ama şu anda o Dinamo Kiev'den bahsedebilmek mümkün değil. Çünkü birçok yabancı oyuncu e, ayrıldı. Yani e, oyuncuların e, hatta Fenerbahçe ile eşleşsin ya da kiminle eşleşirse eşleşsin neticede kendi ülkesinde maç yapamamı durumuyla karşı karşıya. Ne kadar kafalarını futbola yorabilirler? Ne kadar ...konsantre olabilirler. İşin maalesef... ...dramatik tarafı aslında... ...Dinamo Kiev açısından o. Yaşadıkları... ...son aylardaki, son iki buçuk... ...üç ayda gerçekten çok başka... ...bir psikoloji. Öbür tarafta... ...özellikle son... ...işte yedi, sekiz seneden... ...sonra... ...şampiyonluklarıyla... ...şampiyonluk yarışındaki iddiasıyla... Brentford'un sahibiydi... ...yanılmıyorsam şu anda herhalde değil mi? Bilmiyorum bir yanlışım varsa eğer... Midland ile birlikte çok başka bir kulüp profili çizen ve oldukça iyi bir sisteme sahip olan yani kulüp sistemine sahip olan bir takım diyelim Midland ve bunu da Danimarka ligindeki iddiasıyla Kopenhag'ın ardından ikinci oldular. Neticede daha oturmuş, daha ne yaptığını bilen, daha aslında belki de isim olarak Dinamo Kiev'e göre değil ama şu anki e, ...durumu itibarıyla ...Dinamo Kiev'e göre daha güçlü bir takım... ...görüntüsünde. İşin kötü tarafı şu... ...şimdi mesela Fenerbahçe ikinci ön eleme... ...ve orada da seri başa değil. Bu sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil aslında... ...bizim genel olarak Türk takımlarının problemi. Düşün... ...burada Midlanda veya Dinamo Kiev'i... ...elese üçüncü ön eleme turu. Üçüncü ön eleme turunda... ...daha güçlü takımlarla eşleşme ihtimali var. Sonra... Playoff turu mu söz konusu biliyorsun. Bir de playoff oynayacaksın. Yani bu kadar meşakkatli bir yoldan bahsediyorum. Ha bunun sonunda kendini Şampiyonlar Ligi'ne atabilmesi Fenerbahçe'nin gerçekten muazzam bir başarı olur bana göre. Küçümsenmeyecek ve hatta büyütülebilecek bir başarı olur. Trabzonspor'la beraber Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilirse Fenerbahçe ta o 2007-2008'lerden sonra ilk defa iki takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğine şahit olacağız. Kolay mı? Bana göre çok zor. Çok zor gerçekten. Ama olabilir mi? Neden olmasın? Olursa zaten burada hep beraber alkışlarız. Şimdi istersen bu bölümü bitirelim. Şu Çünkü bir, de yani bir saatten... niye ben tercih etmiyorum onu da söyleyeyim. Abi bir kere adam var maç yapmaya devam ediyor. Biliyorsun? Tabii tabii o da var. Yani, ya ya yani e, Benim de işte, tercihim Dinamo Kiev olur tabii ki. Geçen iddiada hani maç yoktu. Kuponu dolduralım diye. Danimarka finali varmış. Girdik. <laughs> Dedim sıfır <laughs> oynayalım ya iki Danimarka hani değil mi? Abi iyi oyuncu söyle ya işte Rasmus sen kesin vardır falan dedim hani öyle. Sonra tabii o iddiada oynayınca bakıyorsun falan filan. Abi yani bir kere bu adamlar hiç belli olmuyor. Yani hiç adını sanını duymadığımız oyuncuları çıkartıp e, dünya futboluna kazandırıyorlar. Bak, bak ilk şeyle başladı ha Fenerbahçe'de de başarıyla forma giymiş Danimarka milli takım kaptanlarından Simon K. ile başladılar biliyorsun. İlk takımın adını ben o zaman duydum. Allah Allah Palermo stoper almış. Nereden almış? Nasıl yazık oğlum bu takım? O günden beri Midland, Midland işte ön elemede çıkıyor. İngiliz speaker. Öyle ama abi devam bir şey yapıyorlar ve abi İskandinav ligleri devam ediyor ya. Evet yani evet evet. olarak hep önümüzde oluyorlar bizim. Ya yani tabii şeyi doğru, söylemiyorum. Doğru. Faroalılarını falan söylemiyorum da. Yani güçlüler işte Norveç, İsveç, Danimarka takımları özellikle. Bunlar da bu arada biliyorsun ama beraber oynuyorlar Haaland City. Ersin bak yine doymadınız kardeşim. Haaland'ı aldınız. Bir de böyle Calvin Philips'i de alacak mısınız? Ondan sonra bana diyorsun ki Ali sen daha iyi bilirsin. Yanko Oto Manchester City'de. Baktım demin bir tek Charity Shield'da yedek kulübesinde oturmuş o kadar. O sezon başı lig ile FA Cup şampiyonunun karşılaştığı hayır maçı ama yani hayırseverlik maçı öyle Charity Shield ama süper kupa statüsünde falan. Orada yani sen bilirsin oğlum City'yi ben nereden bileyim benim param yetmiyor. Haaland falan ama şey çok hoşuma gitti yeri gelmişken söyleyeyim. <laughs> Zamanında ben demiştim abi çok iddialıydım. Serdar Ali'yi anlatamadım. Oğlum bak babasının takımı. Babası ikna eder ve şeye gider. City'ye gider. City ee, babası Alfinge Haaland fakir. poor old City'de oynuyor. Şimdiye göre fakir canım. Yine iyi o zaman. Alt liglerde yani değildi. Oynarken Alfinge Haaland zaten Noroşe takım oyuncusuydu. O ona zamanında dead diye hani babamın diye küçükken böyle formasını paylaştı şimdi Erling Haaland. Ee, baba da espri yapmış. Ya aynı benim espriler. Son yazıyor yani oğlum. Hani babasına veriyor. Alfingalan da veriyor. Arkasına san yazıyor İngilizce. Yani oğlum son. O da demiş ki iyi de son demiş. City'de oynamıyor ki Tottenham'da oynuyor diyor. Gördün mü onu? Tam senlik oluyorlar yani. Çünkü <laughs> harikaydı yani. Onu da söyleyeyim yeri gelmiş. Çok hoşuma gitti abi. Bak bu Haaland sülalesi öyledir abi. Bir kere biliyorsun bir gün böyle çocuk dağıttı böyle ilk ünlü olduğu zaman. Hani böyle gitti biraz fazla işte kermes suyu falan içti. Dağıldı ya. Geldi böyle akrabalar dedi ki oğlum gel köyümüze dönelim dedi millet de orada dalga yaptı köylü bu falan Ulan o köy keşke bizdeyiz bizim köyler de öyle olsa Allah'ım ya Rabbim keşke olsa ya en çok istediğim Türk insanı için huzur refah mutluluk üretim anladın mı abi Aynen. yani Aynen. Tabii, güçlü tabii. bir ekonomi için şimdi... Haaland'ın köyüne ben de varım ya anlatabiliyor muyum? bak abi gitti köyü satın alır şimdi Yok alamaz biliyor musun? İşte o önemli olan o zaten ona. Neyse konuya dönersek şimdi. Her neyse, Haaland nerede konuya... neredeyse Galatasaray alıyordu biliyorsun değil mi zamanında? biliyorum biliyorum. Evet. Şöyle evet e, şimdi biz geçen bir transfer programı yaptık arkadaşlar. Transfer dosyası Ilgaz'la ve Gökmen'le beraber. Arkadaşlar bana e, hani program normalde bir saat aslında yapılıyormuş. Biz 2 saat 35 dakika rekor kırdık. Bant yayını rekoru kırdık. <laughs> Bu bakımdan o, aynı o, durumu içeceğiz şimdi, bu, şimdi. Evet. E, Ali Ece ile beraber yeni bir rekora e, aslında adım atmak istemiyorum. Bu bakımdan hemen e, Fenerbahçe Doğru, bölümünü bitirip istemiyorum ama bitirmek <laughs> takılıyorum sana. Haaland. Ben direkt geçelim Galatasaray diyorum. Aynen. Ya, muhabbet, bir Galatasaray alabiliyordu. Muhabbet ama. yani muhabbet